Ne bekliyorsunuz? Beklentiniz nedir? Şimdi bugün biz davanın biteceğini ümit ediyorduk. Sayın savcı esas hakkında mütalaa verecekti ancak hazırlayamadığını, birkaç mazeretini ortaya koydu ve bugün davanın en azından karar aşamasına gelmeyeceğimizi anladık. Haber verdiğimiz kimi bugün FETÖ terör təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilen Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimovun məhkəməsi keçirilib. Məlumata görə şahidlər dindirilib, daha sonra Məsimova söz verilib. O, ifadəsində ona qarşı sürülən ittihamları qəbul etmədiyini bildirib. Məhkəmə prosesi martın 5-nə dək təxirə salınıb. Ne bekliyorsunuz? Beklentiniz nedir? Şimdi bugün biz davanın biteceğini ümit ediyorduk. Sayın savcı esas hakkında mütalaa verecekti ancak hazırlayamadığını, birkaç mazeretini ortaya koydu ve bugün davanın en azından karar aşamasına gelmeyeceğimizi anladık. Ancak bizim için önemli değil, delillerin tartışılmasına geçildiği için biz haklı olduğumuza inandığımız bu dosyada Mübariz Gurbanoğlu'nun beraat etmesi ama öncesinde de tahliye olması için bütün çabamızı, emeğimizi ortaya koyuyoruz. Sayın Mahkemenin de adaletli karar vereceğine inanıyoruz. Çünkü toplanan deliller, bütün değerlendirmeler Mübariz Gurbanoğlu'nun FETÖ-PDY olarak bilinen silahlı terör örgütüyle ilgisinin olmadığını, onun mensup olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Biz hürriyetinin daha fazla kısıtlanmayacağına, adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan bu yargılamanın sonucunda ümit ediyorum ki Mübariz Gurbanoğlu'nun haklılığı tescillenecek. Çok teşekkür ederim.